Peki Vedat, bu Megri Megri diye çıkıldı sahneye, o bir adam getirildi oraya Rezalet. sanatçı diye. Onu da anlatır mısın? En iyi bilenlerdensin. Neydi bu Megri Megri? Sonra biri ağladı o türküyü dinlerken. Kimdi o ağlayan? Şimdi daha CHP'ye döneceğim biraz sonra. Tamam, döneceğiz. CHP'ye döneceğim. Megri Megri, Şivanperver diye bir alçak var Gülgün. Türkiye Cumhuriyeti'nden kaçtı ve Evet. gerçek adı da Şivanperver değil. Ve bu PKK'nın her yerde zaten önce kendini İsveç'e oraya buraya vatandaş yaptı. PKK'nın uzun yıllar tüm konserlerine çıktı. Her konserde "Turkey is terrorist, terrorist Turkey" diye bağırdı yıllarca. Ve bu adamı aranıyor. Bu adamı Ahmet Davutoğlu, şimdi Türkiye'yi kurtaracağım diyen bir zat var ya, siyasal Müslüman kardeşlerden. Hani Müslüman kardeşler demek istemiyorum. Ben de elhamdülillah Müslümanım. Rahatsız oluyorum bunlardan. Yani onlar Stratejik bir Müslümansa ben onlar gibi Müslüman olmak istemiyorum. Ya yani bıktık, usandık, dinden imandan soğuduk bunlardan. Davutoğlu stratejik derinlik kitabını yazıp kimsenin Stratejik ihanet. Stratejik okuyamadığı ihanet. Tüm dostlarımızla bizi zor duruma Aa, soktu. Stratejik ihanet. ama dinle, sonra da değerli yalnızlık diye bir kavram ortaya attılar, biliyorsunuz, stratejik Rezillik. derinlik kitabında. Değerli yalnızlık ne demek ya, yalnızlığın değeri? Şimdi bu Şivanperver bir süre sonra bir baktık ki açılım maçılım numaraları. Evet. Kırmızı halıyla ha buradan girdi mi bu adam Barzani'yle beraber? Ya. Adam tutuklanması gereken bir adam. Düşünebiliyor musun? Devletin güvenlik kolluk güçlerini de ne duruma sokuyorlar. Aslında hemen adamın GBT'sini görüyorlar. Tutuklanması gereken bir adam. Ve bunu Diyarbakır'a getirdiler. Sayın Cumhurbaşkanımız yanına oturdu. Ellerini kollarını havaya kaldırarak Megri Megri şarkısını söylediler. Peki Megri Megri neydi? Kürtçe ağlama ağlama. Kim için ağlama? Bu 1980 yılında dağa çıkıp Türk Silahlı Kuvvetleri'ne pusu kuran, Mehmetçiği sırtından vuran alçaklardan biri dağda teslim olmadığı için gebertildi. Bunların hepsinin sonu Evet. bu çünkü. Dağa çıkan eninde sonunda Türk askeri polisi onu ininde bulur, gereğini yapar. Böyle de olacaktır. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Er geç. Öyle oluyor zaten. Ve bu adam için, bu terörist için annesine ağlama Megri. ağlama diye, annesi için bu, annesi için diyorlar ağlama ağlama. Şimdi bu terörist için şarkı söylüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın işi Emine Erdoğan ağlıyor. Ben anlamıyorum yani. Bunun yorumunu siz yapın. Ama Kim daha vahim bir yapacak? şey var. Daha vahim bir şey var. Hani bir ara Davutoğlu da böyle başbakancılık falan oynuyor diye, yok uçağı ben vurdum, hayır o vurdu, ben indirdim aşağı Rus uçağını deyip 34 şehit verdik. Bana göre rakamlar çok daha fazla da. Ruslar geldi, bildiğimizi vurdu, 34 şehit verdik. Gümbür. Korkudan Rus kelimesini ağızlarına alamadılar. Kardeşim askerlerimizi kim şehit etti dedik, bilmiyoruz dediler. Rezalete bak ya. Rezalete bak. Ve unuttuğumuzu sanıyorlar bunu. Öyle kapandı gitti. Ne olacak ki? Ölen Hayır, kapanmadı. Ne diyordu Hüseyin Çelik? Bir Mehmet için meclisi mi Bunu toplayacağız diye. Bir ya Mehmet için meclisi mi toplayacağız? Bir Mehmet senin başına düşsün. katlanır. Alçak.